Merhaba arkadaşlar. Az önce bir kitap bitirdim. Gerçi ikinci defa bitirdim. Kitabın ismi Azeman Think It, yani Düşüncenin Gücü. Yazarı James Allen. Kitap çok küçük. 60 sayfalık. Küçük boy bir kitap. Ama içi mücevher değerinde bilgilerle dolu. Okuyup anlamaya çalıştım ve bir bölümünü, en son bölümünü sizinle paylaşmak istedim. Bölümün ismi Serenity, yani sakinlik üzerine yazılmış. Yaklaşık bir 4 sayfa. Bunu Türkçe'de bulabilirsiniz. Türkçe ismi Düşüncenin Gücü. James Allen, eğer Google'dan veya herhangi bir kitap web sitesinde ararsanız mutlaka bulursunuz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kitabın son bölümünü, yani Serenity, sakinlik üzerine sizinle paylaşmak istedim. Eğer okuyup anlarsanız faydasını mutlaka göreceksiniz, ama anlamanız için kitabı sadece bir kere değil, birkaç kere okumanız gerekiyor. En az 3-4 kere ve anlamaya çalışarak okursanız çok güzel olur. Kitabın en son bölümüne geçeceğim. Sizin kitabın neyle alakalı olduğuyla ilgili size bilgi vermek için. Bölümün ismi sakinlik. Sakinlik. Zihnin sakinliği bilgeliğin güzel mücevherlerinden biridir. Kendini kontrol etmek için uzun ve sabırlı bir çabanın sonucudur. Varlığı olgunlaşmış bir deneyimin ve düşüncenin yasaları ve işlemlerine ilişkin olağandan daha fazla bir bilginin göstergesidir. İnsan kendisini düşünceyle gelişen bir varlık olarak anladığı ölçüde sakinleşir. Çünkü böyle bir bilgi düşüncenin bir sonucu olarak başkalarını anlamasını gerektirir ve doğru bir anlayış geliştirdikçe ve evrenin içsel ilişkilerini giderek daha açık bir şekilde görebildikçe her şeyi sebep ve sonucun eylemiyle yargarayı, dumanı ve endişeyi ve yas tutmayı bırakır ve dengeli, kararlı ve sakin kalır. Kendini yönetmeyi öğrenmiş olan sakin adam kendini başkalarına nasıl uyduracağını bilir ve karşılığında onun ruhsal gücüne saygı duyarlar ve onu öğrenebileceklerini ve ona güvenebileceklerini hissederler. Bir insan ne kadar sakin olursa başarısı, etkisi ve iyilik gücü o kadar artar. Sıradan bir tüccar bile daha fazla öz denetim ve soğukkanlılık geliştirdikçe İş başarısının artını görecektir. Çünkü insanlar her zaman tavrı ve son derece sakin olan bir adamla iş yapmayı tercih edecektir. Güçlü, sakin adam her zaman sevilir ve saygı görür. O, susuz yerde gölge veren ağaca, fırtınada sığınak kaya benzer. Sakin bir kalbi, yumuşak huylu, dengeli bir hayatı kim sevmez? Bu nimetlere sahip olanların yağmur yağması, güneş açmaması, ne gibi değişiklikler yaşaması önemli değildir. Çünkü onlar her zaman tatlı, dingin ve sakindirler. Dinginlik dediğimiz o enfes karakter dengesi kültürün son dersidir. Hayatın çiçek açması, ruhun meyvesidir. Bilgelik kadar değerlidir. Altından daha çok arzu edilir. Hakikat okyanus saf altından bile... Hakikat okyanusunda dalgaların altında fırtınaların erişemeyeceği ebedi sükunette yaşayan dingin bir hayatın yanında sırf para peşinde koşmak ne kadar da önemsiz görünüyor. Hayatlarını bozan, patlayan, öfkeleriyle tatlı ve güzel olan her şeyi mahveden karakter dengesini bozan ve kan davası açan ne çok insan tanıyoruz. İnsanların büyük çoğunluğunun öz denetim eksikliği nedeniyle hayatlarını mahvetmedikleri ve mutluluklarını bozmadıkları bir sorudur. Hayatta dengeli bitmiş karakterin özelliği
olan, o mükemmel duruşa sahip olan ne kadar az insanla karşılaşıyoruz. Evet, insanlık kontrolsüz bir tutkuyla dalgalanıyor. Kontrol edilemeyen kederle çalkalanıyor ve kaygı ve şüpheyle savrulup duruyor. Yalnızca bilge kişi, yalnızca düşüncelerini denetleyip armış kişi ruhun rüzgarlarını ve fırtınalarını kendisine itaat ettirir. Fırtınanın savurduğu ruhlar, nerede olursanız olun, hangi koşullarda yaşarsanız yaşayın, şunu bilin. Yaşam okyanusundan mutluluk adaları gülümsüyor ve idealinizi güneşli kıyıları gelmenizi bekliyor. Elinizi düşünce dümende sıkıca tutun. Ruhunuzun barikatında komuta eden ustad yaslanır. Ama uyuyor, onu uyandır. Öz denetim kuvvettir. Doğru düşünce ustalıktır. Sakinlik güçtür. Kalbinize barış ve sakin olun deyin. İnşallah beğenmişsiniz. Tekrardan kitabın ismi As a Man Think It, Türkçe ismi Düşüncenin Gücü, yazarın ismi James Allen. Hoşça kalın.